beyaz saç, kızıl güller, kahkahasında bülbüller, kirpi kapkara tüller. Ben o afete vuruldum. Göz değil nakış mübarek, bendeki aşk değil ibadet. Elleri sevdi nihayet, ben ebedi saadetten kovuldum. Gölgemi aldım yanıma, vurdum hasretin yoluna. Benzedim bağsız Mecnun'a, Yüce Mevla'ya sığındım. Seyret perişan halimi bende, akşam olmakta dostlar. Seyrelmiş beyhude lafla vakit dolmakta. Avare oldum, serseri oldum terk-i diyarda. Zalim, senin Allah'ın yok mu yarim? Gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var. Düşmanların nispette ve hey kara vicdan duyar. Yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kar. Zalim, senin Allah'ın. Ya aslında çok güzeldi biliyor musun? Bir yandan da ama performans ya tizleri çok iyiydi aslında biliyor musun? Tizler ama çok güzel yerleri vardı. Çok geldik gittik. Sanki ne gibi hissettik biliyor musunuz? Böyle hani bir sene sonra çok iyi olacakmış gibi. Yani çok söylerseniz bir otursa şu. Ha evet. Çünkü şey duyduk orada. Performans sırasında hakimiyetle şarkıyla alakalı değil, genel hakimiyetle alakalı. Mesela kaç yaşındasınız? 21. İşte böyle bir sene sonra falan, seneye mesela. İsminiz nereden? Ahmet Cemil Aynacı, Karadeniz Ereğli'den geliyorum bu arada. Ama yani memleketim. Aslında işte biraz daha hakimiyet lazım. Evet tabii ki ben farkındayım zaten, bayağı heyecanlandım. Evet. Aslında ses tonu çok güzel geliyor bize. Güzeldi, ben beğendim. Yani tizler çok kontrollüydü. Evet evet. Ahmetciğim, yani hemşerim, aslında böyle bizi çok arada bıraktın. Her zaman olmuyor bu. Yani böyle her sese bu yorumlar yapılmıyor. Gerçekten sesin hacmi çok iyi. Ses rengin çok iyi. Sadece genelinde böyle biraz aksaklıklar vardı. O yüzden dönemedik ama... Çok şarkı söyle hayatım. Aynen. Ve çok müzik dinle. Çünkü ses tonu gerçekten çok güzel. Fakat o sallanmaların heyecandan mı yoksa sesine mi ait olduğunu algılayamadım ben. Evet. Evet. Bunu anlamak için çok şarkı söylemen lazım. Seneye mutlaka bekliyoruz ama. Çok çok iyiydi çünkü ses tonu, yukarılar falan. Çok teşekkürler.